Evet, burada biraz üzerinde duralım. Yine paralel levhalarımız var. Üreticimizin potansiyeli V'ye kadar. Burada bize ne sorulur? Daha çok onun üzerinde duralım. Buradaki iş neye eşittir? Arkadaşlar, burada artı yüklü bir cismimiz gördüğünüz gibi. Artı yüklü bir cismimiz var. V1 hızıyla. Arkadaşlar, burada parçacığımızın ilk başta bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m çarpı v1 kare kadar. V1 kare. Bu ilk kinetik enerjimiz E1. E2. Yani karşı levhaya çarptığında da bir hızı var. Hızı değişmiş. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v2'nin karesi. Dolayısıyla bu enerji farkı parçacığın kinetik enerjisindeki değişime eşittir. E2 eksi E1. Biz üretiç ne kadar iş yapmış ona bakalım. Şimdi parçacığımızın işareti arttı. Bu yönde bir kuvvet etki edecektir ona. F elektriksel kuvveti. F elektriksel kuvveti. Arkadaşlar yapılan işi hatırlayalım. Neydi? F çarpı yer değiştirmeydi. Delta x kadardı. Şimdi F yerine ne yazıyoruz? Evet, Q çarpı E elektrik alanı çarpı delta x diyelim. Q çarpı E yerine alıştık artık V bölü D diyoruz. Arkadaşlar, yüklü parçacığım karşı levhaya ulaştığında D kadar yer değiştirecektir. D'lerim giderse yapılan işim neye eşit olacaktır? Q çarpı V'ye eşit olmuş olacaktır. İşte bu Q çarpı V biz arkadaşlar üreticinin yaptığı iştir. Bu da parçacığın kinetik enerji değişimine eşittir. Yani E2 eksi E1'dir diyebiliriz. Şu. Burada şu yorumu yapabiliriz. Eğer parçacık karşı levhaya ulaşıyorsa aradaki uzaklığın bir önemi yok demektir. Şimdi şurada parçacığımızın işareti değişmiş arkadaşlar. Bakın eksi olmuş. Burada parçacığımıza da bir hız verilmiş ve sıfır hızı. Dolayısıyla buradaki parçacığımızın kinetik enerjisi ne olacaktır? 1 bölü 2 m çarpı v sıfırın karesi olmaz mı? Olur arkadaşlar. Şimdi üreticinin yaptığı iş nedir karşı levhaya ulaştığında? Q çarpı v'dir. Ben mesela buradaki kinetik enerjim Q çarpı v'den yani üreticinin yaptığı işten büyük olsun kinetik enerjim. Kinetik enerjim daha büyükse ne yapacaktır bu? Karşı levhaya çarpacaktır, doğru mu? Çünkü benim parçacığa verdiğim kinetik enerji üreticinin yaptığı işi yeniyor. Peki EK eşittir Q çarpı V olduğunda siz de sonucu tahmin ediyorsunuz. Tam karşı levhaya çarpma anında durur, değil mi? Ve geri dönerek ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Sanki karşı levhadan serbest bırakılıyormuş gibi bu tarafa olacaktır. Eksiydi. Eksi eksiyi sola doğru itecek. Kinetik enerjimiz QV'den küçükse o zaman ne yapamaz? Karşı levhaya tam olarak ulaşamaz. Yani arada bir yerde durur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunları yorum sorularında kullanabiliriz. Arkadaşlar burada ardışık bağlı levhalar arasındaki hareket burada genel olarak şöyle düşünülür. Mesela parçacığım arttı. Şu kutupta arttı. Bakın. O zaman artı artı itecekmiş gibi düşünebiliriz. Yani birinci aralıkta cisim üzerinde olumlu bir iş yapılacaktır. Q çarpı V1. Ancak bakın şurası eksi. Şurası tekrar yazalım. Artı. Parçacık mesela artı Q yüklü parçacık şuraya geldiği zaman eksiler tarafından geriye doğru çekilecektir. Ya da şu artılar tarafından bu tarafa itilecektir. Yani bir çeşit rüzgarı karşısına alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir sürtünme kuvveti etki ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani burada olumsuz bir iş yapılacaktır. Bu da nedir? Q çarpı mesela. Tam M noktasına ulaşıyorsa birinci durumdaki Q çarpı V1, ikinci durumdaki Q çarpı V2 ne olacaktır arkadaşlar?
IŞİD olacaktır. Parçacık tam ikinci levhada, karşı levhaya ulaşamıyorsa şöyle yazılır. Şimdi birinci levhadan kesin geçecek. Şuradan maksimumuzda geçecek. Yani yapılan pozitif bir iş düşünelim. Q çarpı V1. Diyelim ki aradan bir yerden dönsün. Şurada arada bir yerden dönsün. Ne olacak? Q çarpı. İkinci levhanın yaptığı işi şöyle yazacaksınız. Q çarpı E. E neydi? V2 bölü D2 çarpı mesela X kadar uzaklıkta dönsün gibi düşünebilirsiniz burada. Evet. Arkadaşlar diğer bir soruyla devam ediyoruz. Burada bazı pratik yöntemler de göstereceğim size. Bakıyoruz paralel levhalar var. Artı yüklü bir cismimiz var. Tanıdık bir soru gibi düşünüyoruz artık. L noktasından geçerken hızının büyüklüğü V oluyormuş. Üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkı 4 volt olduğuna göre cismin M noktasına ulaştığı andaki hızının büyüklüğü kaç V'dir demiş. Şimdi rahat düşünelim. K noktasından ne yapıyormuşuz? Serbest bırakıyormuşuz. Evet. Ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Çünkü şuralar artı. Hani artı artı itiyormuş gibi. Şurası eksi. Aslında burada fiziksel olarak şöyle dememiz lazım. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan çizgisi oluşur. Elektrik alan. Parçacığımız da artı yüklü olduğu için ne yapacaktır? Elektrik alan yönünde bir kuvvetin etkisiyle sağa doğru hızlanacaktır. Sabit ivmeyle böyle dememiz lazım. Peki, parçacık karşı levhaya kesin çarpar, doğru mu? Evet, karşı levhaya kesin çarptığında şu üreticinin yaptığı iş Q çarpı 4V olmaz mı arkadaşlar? Olur. Peki L noktasına geldiğinde ne olur? Bakın bunu şöyle düşüneceksiniz. Şurada Q çarpı V kadar, Q çarpı 2V kadar, Q çarpı 3V kadar, Q çarpı 4V kadar gibi düşüneceksiniz. Yani karşı levhaya çünkü ulaştığında Q çarpı 4V kadar iş yapıyor. O zaman her bir eşit aralıkta QV, 2QV, 3QV ve 4QV gibi düşünebilirsiniz. KL arasında Q çarpı o zaman V kadar üreticinin yaptığı iş olur. Buna 1 bölü 2 çarpı kinetik enerji olarak buradan V hızında geçiyormuş. 1 bölü 2 MV kare diyelim. M noktasına ulaştığında üreticinin yaptığı iş Q çarpı 4V olacak. Bu da 1 bölü 2 M çarpı örneğin X kare olsun. Oradaki hızı. Buradan QV'ler ne yapacaktır arkadaşlar? Sadeleşecektir. 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 M'ler sadeleşecektir. Ne kalacaktır? V kare bölü X kare kalacaktır. Buradan kök aldığımızda arkadaşlar 1 bölü 2 eşittir. V bölü X'ten biz X'i arıyorduk. Yeni durumdaki hızına X demiştik. 2 çarpı V yani 2V olmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Evet. Bu şekilde çözersek daha iyi olur. Ha, şöyle bir pratik çözümde düşünebiliriz. Bakın. Siliyorum şimdi. Şöyle bir pratik çözümde düşünebiliriz. Diyelim ki atış hareketlerinden hatırlayın. Serbest bıraktığımız bir cisim olsun. Mesela ilk hızı sıfır olsun. Birinci aralıkta H kadar ilerlediğinde T süre geçmiş olsun. İkinci aralıkta 3H kadar ilerlediğinde yine T kadar süre geçiyordu. Hatırlarsanız bunu hıza dönüştürürsek mesela 1T anındaki hızı V ise değil mi? 1T daha geçtiğinde yani bakın 3H buradaki hızı ne oluyordu? 2V oluyordu. Böyle pratikte düşünebilirsiniz. Şurada şu haşları D gibi düşündüm. Şurası D. Şurası da 3D gibi. Evet. Yani D artı 3D. H 3H gibi. V 2V gibi düşünebilirsiniz. Evet. Böyle pratikte düşünebiliriz. Evet. Yine sınav sorusu. Şöyle bir bakalım. Elektron. Elektron arkadaşlar. O noktasından serbest bırakılmış. Elektronun işareti neydi? Eksiydi. Şu üreticiden dolayı şu levha eksi yüklenecektir. Değil mi? Şurası artı. Şöyle yazalım. Şu taraf yine eksi olacaktır. Durumu değerlendirelim. Bakın birinci bölgede eksi eksi itecek şekli düşünebiliriz. Elektron hızlanacak ve şu noktadan maksimum bir hızla geçecek. Daha sonra bak işaret eksi olduğu için mesela şuraya geldiğini düşünün. Bak
Arkasındaki artılar onu çekecek. Yani onu yavaşlatmak isteyecektir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi bizden ne istiyor ona bakalım. Y levhasındaki evet şu delikten geçip Z levhasına ulaşamadan arkadaşlar geri dönüyormuş. Demek enerjisi yetmiyor. Enerjisi yetmiyor ki ulaşamıyor. Nereden geri döner diyor. Burada ne yapıyoruz? Şunda hemfikiriz değil mi? Birinci aralıktan kesin geçer. Maksimum hızla geçer. Yapılan işi nasıl değerlendiriyorduk? Elektronun mesela Q gibi düşünelim elektronu. Mesela elektronun yükünü Q dedim şöyle. Q çarpı şurada pozitif bir iş var bakın 2'ye kadar. Eşittir. Şimdi ikinci levhaya girdiğinde rüzgarı karşısına alıyormuş gibi düşünüyoruz. Yani yavaşlayacak. Q çarpı. Bakalım hangi noktadan dönecek? Buranın yapacağı işe bakalım. Negatif işe. 3E bölü levhalar arası uzaklık yine 3D çarpı X kadar bir noktadan dönsün diyoruz. Şimdi buradan Q'larımız ve E'lerimiz sadeleşir. Üçlerimiz de sadeleşir. Düzenleyelim. 2 eşittir. X bölü D oldu. Paydası 1. X eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 2D olacaktır. Yani şuradan itibaren 1, 2D. Yani M noktasında geri dönecektir arkadaşlar. Yüklü parçacıkların yörüngelerine bakalım. Bir anlamda arkadaşlar burada İki bileşene eşit olmuş. İki bileşene ayrılmış. Bunun nedenini bir bakalım. İlk hızı sıfır olan düzgün elektrik alan içindeki parçacıklar uygulanan bileşke kuvvet yönünde hareket eder. Parçacığın ağırlığı önemsiz ya da sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde elektriksel kuvvetin yönünde hareket eder diyor. Evet. Şimdi bakalım. Şekildeki gibi düzgün elektrik alanına dik olarak atılan ağırlığı önemsiz. Neden? Yörüngesi, eğik katış gibi bir yörünge izlemiş bakalım. Çünkü yatay hızım ve sıfır. Sağa doğru ve sıfır. Ama parçacık artı yüklü ve yüklü levhalar arasında olduğu için ona aşağıya doğru Q çarpı E kadar bir kuvvet etkileyeceği için değil mi? Bu kuvvetli düşeyde ona hız kazandıracağı için yatay atış hareketindeki gibi ve sıfır. Aşağıya doğru da bir VY hızı kazanacak. Ne yapacak? Sürekli ve bileşkemiz de bu olacak. Yani sürekli bileşke hızla ne yapacak arkadaşlar? Hareket edecek. Burada bakıyorum parçacığımın işareti eksi Q yüklü. Yine sağa doğru bir ve sıfır hızı var. Ama bu parçacık yukarı yönlü bir sapma hareketi göstermiş. Eksi yüklü olduğu için arkadaşlar değil mi? Şuradaki artılar eksiyi çeksin gibi düşünelim yine. Bir elektriksel kuvvet var. Ve bu sefer de doğal olarak bu şekilde yukarı doğru ne yapacaktır? Gidecektir. Tabi burada ağırlığı önemsiz arkadaşlar. Evet şu tarz sorular bazen yorum soruları olarak geliyor ve kolay da geliyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bakıyorsunuz parçacığımızın işareti eksi Q. Evet ama cismin ağırlığı ihmal edilmemiş. Yani aşağıya doğru bir mg ağırlığım var. Evet aşağıya doğru bir mg ağırlığım var arkadaşlar burada. Bakıyorum elektriksel kuvvetten dolayı elektrik alan azlık yönünde bir kuvvet oluşmuş. Evet. Burada ne yapacaksınız? Şimdi kolay. Mg mesela elektriksel kuvvete eşitse o zaman net kuvvet sıfır olur. Net kuvvet ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla parçacığım sağa doğru iki yönünde hiç sapmadan hızlanacaktır. Hocam burası kolay der dediğinizi duyuyorum. Mg büyükse 3 yönünde, elektriksel kuvvet büyükse de 1 yönünde hareket edecektir. Evet. Buradaki demek ki elektriksel kuvvetle cismin ağırlık kuvvetinin kıyaslamasını yapıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Evet arkadaşlar, şu saptırıcı levhalara bakalım şimdi. Bununla ilgili ben de bir soru çıkardım. Öncelikle buradaki düzeneğimizi bir inceleyelim. Daha sonra benim sorumu da yazacağım. Aşağıdaki düzenekte K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık. Arkadaşlar şurası artı, hızlanıyorum biraz. Şurası eksi gibi düşünelim.
Parçacık artı artı itermiş gibi düşünelim. L noktasından maksimum hızla geçer mi? Geçer. Bunda hemfikiriz. Peki parçacık şuraya geldiğini düşünelim. Artı Q. Bakıyorum burada saptırıcı levhalar var. Yukarısı artı, aşağısı eksi. Cismin yani elektrik alan çizgisi nereye doğrudur arkadaşlar? Aşağı doğrudur değil mi? Dolayısıyla parçacığın pozitif. Pozitif yüklü parçacıklara elektrik alan yönünde bir kuvvet etki edeceğinden onu aşağı yönü ne yapacaktır? Saptıracaktır arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla şurada bir teta açısı oluşacaktır. Evet. Düşey levhalar arasındaki parçacık hızlandırıldığı ve L noktasından geçme hızı D1 hızına bağlı olmadığı için. Evet, ne demiştik? Parçacık buradan buraya hızlanarak girip buradan geçiyorsa D1 uzaklığı önemli değil. Yani Y sapma miktarı D1 uzaklığına bağlı değildir. Şu Y sapma miktarı D1 uzaklığına bağlı değildir. Hocam nelere bağlıdır derseniz, bakın ben size şimdi şöyle bir şey yapayım. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Şurası saptırıcı levhalarım olsun. Örneğin şurası artı, şurası eksi olsun. Şöyle. Şimdi şuradan bir V0 hızıyla parçacığım gelmiş olsun. Artı yüklü bir parçacığım. Şimdi buradan itibaren ne yapacaktır arkadaşlar? Bu sapmaya uğrayacaktır değil mi? Hiç sapmasa şöyle gidecekti. Şimdi ne yapacaktır? Bu buradan sapmaya uğrayacaktır. Yani şöyle bir sapma yapacak. Şimdi şu rengimizi değiştirelim. Şimdi şurada bir teta açısı ne yapmış olacak? Oluşmuş olacak. Şuradaki sapma miktarına da örneğin Y diyelim arkadaşlar. Y diyelim. Evet. Şuradaki saptırıcı levhaların potansiyeline de E diyelim. Arkadaşlar burada bakın Y kadar sapmış. Doğru mu? Y kadar sapmış. Bu sapma miktarı biraz sonra soruda da çözeceğim. Y eşittir 1 bölü 2 A çarpı T kare kadardır arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü 2 A çarpı T kare kadardır. Şimdi şuradaki E'mi arttırmam demek, yani üreticimin değerini arttırmam demek, parçacığı aşağıya doğru etki eden elektriksel kuvveti arttırmam demektir. Daha fazla sapar gibi düşünüyoruz değil mi? Bakın daha fazla sapar gibi düşünüyoruz.